Mutlu akşamlar değerli izleyenler. 18 Temmuz Pazartesi bugün. Bursa'dan, yurttan ve dünyadan öne çıkan gelişmeleri aktaracağız sizlere. Ana haber bülteni başlıyor. Bugün yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye geçti ve toplantıda alınan kararları açıkladı. Gündemde en çok merak edilen konulardan olan KYK borçları vardı. KYK borçları için yeni düzenleme yapılacak. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye geçti ve kabinede konuşulan konuları, alınan kararları açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2 saat 15 dakikalık toplantının ardından en çok merak edilen konulardan biri olan KYK borçlarına dair açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. KYK borçlarına yeni düzenleme yapılacağını söyledi. Kredi ödemeleri belirli bir faiz üzerinden değil, üretici fiyat endeksi farkına göre yapılıyor. Hiçbir zaman bir faiz uygulaması yapmadık. Gençlerimizi böyle bir yükün altında bırakamazdık. Haftalar öncesinde çalışmaları başlattık. Kredi geri ödemelerine herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para. Bu uygulamadan hala kredi geri ödemesi yapan bütün gençlerimiz faydalanacak. Toplamda 26 milyar lira bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış olduk. Van Çatak'ta Eren Abluka 22 operasyonunda jandarma uzman Çavuş Mustafa Bozkurt şehit oldu. Bir jandarma da yaralandı. Acı haber baba evine ulaştı şehidin. Ayrıca Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek için Gölköprü Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi bugün. Van'ın Çatak ilçesi kırsalında başlatılan Eren Abluka 22 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu'nda EYP patlaması sonucu jandarma uzman çavuş Mustafa Bozkurt ve bir jandarma yaralandı. Şehit jandarma uzman çavuş Mustafa Bozkurt'un acı haberi, Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa mahallesinde bulunan baba evine ulaşması sonucunda baba ve annesi büyük üzüntü yaşadı. Şehit Bozkurt'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit evine itfaiye ekipleri tarafından Türk bayrağı asıldı. İçişleri Bakanlığı konuyla alakalı açıklama yaptı. Bugün saat 03.30 sıralarında Van'ın Çatak ilçesi kırsalında başlatılan Eren Abluka 22 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu kapsamında daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu bir jandarma personelimiz şehit olmuş, bir jandarma personelimiz yaralanmıştır. Şehit olan personelimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz, denildi. Sakarya'nın Karasu ilçesi Gölköprü mahallesinde ikamet eden Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştu. Bugünse Şehit Civelek için Gölköprü mahallesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ali İhsan Yavuz ve Recep Uncuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilçe belediye başkanları, şehidin silah arkadaşları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dörtlü toplantı ve terörle mücadele hakkında açıklamalarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin terörle mücadele konusunda çok açık olduğunu ve mücadeleye ilk günkü gibi devam edeceğini söyledi. Biz terörle mücadele ederken her şeyi kapsıyoruz. Türkiye olarak gerçekten bizim politikamız çok açık, çok net. Yani biz terörle mücadele konusunda çok açığız. Yani DAEŞ'le de mücadele ediyoruz, efendim FETÖ'yle de, YPG'yle de, PKK'yla de, hepsiyle efendim mücadelemiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu mücadele devam edecek. Bunun aralarındaki, analizdeki efendim PKK, YPG, DAEŞ ve diğerleri efendim devam ederken bu FETÖ'yle mücadelemizde de herhangi bir şekilde rehavet asla söz konusu değil. Yani ilk günkü neyse mücadelemiz arkadaşlarım aynı ciddiyetle, aynı samimiyetle, aynı dikkat ve hassasiyetle devam edecek, devam ediyor. Türkiye'de gerçekleşen tahıl koridoru zirvesine de değindi. Geçenlerde 13 Temmuz'da İstanbul'da dörtlü bir toplantı yapıldı. İlk defa Ukraynalılar ve Ruslar aynı masa yatağında oturdular. Birleşmiş Milletler mensuplarıyla beraber. Orada konuşmalar, görüşmeler yapıldı. Bu hafta içinde de yeniden toplanmak suretiyle nihai kararın verilmesi ve oradaki tahıl ve gıda maddelerinin taşınması için bir plan üzerinde genel prensip anlaşma yapıldı. Bunun
somut uygulama planına dönüşmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları açıklandı. 2022 YKS yüksek öğretim programları ve kontenjanları kılavuzu bu hafta içerisinde yayımlanacak. Adaylar tercihlerini 27 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Halis Aygün, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 2022 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzu bu hafta içinde yayınlanacak. Adaylar 27 Temmuz 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında tercih işlemlerini osym.gov.tr adresinden yapabilecek. Brent petrol fiyatının 100 doların aşağısına düşmesiyle akaryakıt fiyatlarında da düşüş bekleniyordu. Geçtiğimiz gün benzine 96 kuruş indirim yapılacağı açıklandı. Bu gece yarısından itibaren indirim pompa fiyatlarına yansıyacak. Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati akaryakıt fiyatlarında ilave düşüş yaşanacağını açıkladı. Daha dayanıklı bir bankacılık sektörüne sahibiz. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati akaryakıt fiyatlarında düşüş beklediğini söyledi. Bakan Nebati, Ukrayna'daki savaş nedeniyle petrol fiyatlarında küresel anlamda fiyat artışı olduğunu, bundan dolayı Haziran ayının son günlerinde Türkiye'de de benzinin litresinin 27 lira, motorinin litresinin ise 30 liraya gördüğünü işaret etti. Aynı zamanda son dönemde akaryakıt fiyatlarının düşüş ivmesine girmesiyle Türkiye'de de fiyatların aşağı çekildiğini söyledi. Ve Haziran ayının son günlerinden bu yana benzin fiyatlarının yaklaşık %13 düşüşle 23,7 lira seviyesine, motorin fiyatlarının da yaklaşık %15 düşüşle 25,4 lira seviyesine, LPG'nin de yaklaşık %11,6 düşüşle 10,7 lira seviyesine gerilediğine dikkat çekti. Bakan Nebati ayrıca yakın zamanda akaryakıt fiyatlarında ilave düşüşler beklendiğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde benzine indirim yapılacağı da açıklanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Haziran bütçe gerçekleşmelerinde 30 milyar lirayı aşan bütçe açığı olduğunu açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Haziran ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini yayımladı. Haziran ayında 212 milyar gider, 181 milyarsa gelir olduğu ifade edildi. Bu durumda Haziran ayı bütçe açığı 31 milyar lirayı buldu. Faiz dışı açıksa 18,3 milyar lira. Bütçe Mayıs'ta enflasyonun da etkisine bağlı olarak vergi gelirlerindeki yüksek oranlı artışla 144 milyar lira fazla vermişti. Bayram tatili dönemindeki kaza bilançosu da açıklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden 53 trafik kazasında 67 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bayram tatilinin kaza bilançosu açıklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7-18 Temmuz'da Kurban Bayramı tatilinde ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 67 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 7-18 Temmuz tarihleri arası bayram tatilinde ülke genelinde 53 ölümlü trafik kazasında 67 can kaybı yaşandı. Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla ölümlü kaza %56, can kaybı %54, yaralı %24, kaza %17 azaldı. Hedefimiz trafikte sıfır can kaybı. 9 günlük tatil bitti ve tatilciler dönüş yollarına geçti. Bursa trafiğinde kuyruklar oluştu. 9 günlük bayram tatili sona erdi. Birçok şehirde dönüş yollarında uzun kuyruklar oluştu. Bursa da o şehirlerden bir tanesi. Haftanın ilk iş gününde kilometrelerce trafik oluştu. Bazı vatandaşlar trafiğe yakalanmamak için evlerinden erken çıktı. Bazıları ise giderken alternatif yollar kullandı. Bursa'da bir hırsız sitenin depo kısmından bisiklet çaldı. Durumu fark eden site sakinlerinden biri hırsızı elindeki tencereyi fırlattı. Hırsız ise fırlatılan bu tencereyi de çaldı. Bursa'nın Nilüfer ilçesi İhsaniye mahallesinde bulunan bir sitede hırsızlık meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi sitenin duvarından atlayarak sitenin deposuna girdi. Bulduğu bisikleti alıp kaçarken site sakinlerinden bir kişi hırsız var diyerek elindeki tencereyi fırlattı.
Pişkin hırsız tencereyi de alıp siteden kaçtı. O anlar kameralara yansıdı. Görgü tanığı olay anını anlattı. Gece saatlerinde arkadaşlarla parkta oturuyorduk. Site sakinleri hırsız var diye bağırmaya başladılar. Biz de koştuk oraya. Hırsız bisiklet sürerek kaçtı. Ondan sonra mahalle site sakinleri tencere tava atmaya başladı. Balkondan. Hırsız da tencere tavayı alarak bisikletle kaçmaya başladı. Bursa İnegöl'de 16 yaşındaki bir genç uygulama yapan polisleri görünce kaçmaya kalkıştı. Polisin havaya silah sıkması sonucu araç durduruldu. Bursa'nın İnegöl ilçesinde İnegöl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esat Bey Caddesi üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaparken bir araca dur ihtarında bulundu. Araç sürücüsü durmayıp hızlı bir şekilde arabayı sürmeye devam etti. Polis ekiplerinin havaya ateş etmesi sonucu araç durduruldu. Yakalanan şahsın polislere yaptığı teklif ise çok çirkin. Araç sürücüsü Enes Ç, polis ekiplerine "Bu araç benim arkadaşımın. Çocukları almak için bana verdi. Ben arkadaşımı çağırayım, ona ceza yazsanız. Gözünüzü seveyim. Ona ceza yazın." demesi üzerine araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 3674 TL ile şerit değiştirme ihlali yapmaktan 427 TL cezai işlem uygulandı. Araçsa sahibine teslim edildi. Bursa'da gümrük muhafaza ekipleri Türkiye'den motokaravanların yurt dışına çıkarıldığını ve yurt dışında model bilgileri değiştirilip tekrar yurt içine sokulduğunu tespit etti. Geçtiğimiz günlerde harekete geçen ekipler değiştirilen 4 motokaravanı ele geçirmişti. 3 şüpheliden biri serbest bırakıldı. Gümrük muhafaza ekipleri Türkiye'den yurt dışına çıkarılan ve daha üst model araçlarla bilgileri değiştirilen motokaravanların tekrar Türkiye'ye sokulduğunu tespit etti ve harekete geçti. Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nün kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında araçların şaselerinin kazındığı, silindiği veya metal levha tatbik edilerek yeni şase numarası yazıldığı belirlendi. Ekipler geçtiğimiz günlerde 6 farklı adresli operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 4 adet motokaravan ele geçirildi. Araçlarda şase, model gibi bilgilerde değişiklik yapıldığı anlaşıldı ve ele geçirilen karavanlar yaklaşık 1 milyon 553 bin Türk lirası değerindeydi. 3 şüpheli gözaltına alınmış ve ikisi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şüphelilerden biri ise serbest bırakıldı. Bursa'nın meşhur lezzetleri coğrafi işaret tescili aldı. Bunlardan biri de tahmin edileceği üzere Bursa döner kebabı. Yerli ve yabancı turistlerin tadına bakmadan kentten ayrılmadığı döner kebabı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleriyle artık tescillendi. Dedem İskender Efendi'nin o zamana kadar yere paralel olarak pişirilen kuzu çevirmeyi bir değişikliğe uğratıp, bir inovasyona uğratıp ayağa dikmesi ve kuzunun kemik, sinir, tendon gibi, deri gibi kullanılmaması gereken yerlerini çıkartıp kalan etleri yaprak haline, yapraklardan kalan etleri de çift bıçak inceltip bir dik çubuğun üzerine üst üste dizerek ortaya çıkardığı bir yeni bir et ürünü. Zaman içinde pideleri küçük küçük kesmeyi akıl ediyorlar. Sos işin içine gidiyor, domates sosu işin içine giriyor. Yoğurt, tereyağı ve ortaya döner kebap çıkıyor. İşte böyle başladı Bursa döner kebabının serüveni. Lezzetiyle damaklarda şölen yaratan döner kebabı zaman içerisinde yerli ve yabancı turistlerin de vazgeçilmezi oldu. Döner kebap lezzeti Bursa ile özdeşleşti. Nüfus bu kadar yüksek değilken Bursa'ya gelen hemen hemen tüm yabancılar, ama yerli olsun ama yabancı olsun, bizim restoranlarımıza uğrayıp bu tadı aldılar ve kulaktan kulağa bizim markamızı, adımızı ve döner kebabın lezzetini, güzelliğini yaydılar dünyaya. Beğeniyle tüketilen bu lezzet nihayet koruma altına da alındı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleri sonucu Bursa Döner Kebabı Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret tescili aldı. Bursa Döner Kebabı'nın içinde neler olması gerektiği,
dönerin içindeki et oranları, bunun yağ oranları, nasıl bir ateşte pişmesi gerektiği. Örneğin meşe kömürünü tercih ederiz. Döner kebap her zaman kömür ateşi karşısında pişmelidir. İşte içine konulan tereyağı, tereyağın kullanım tarzı gibi standartlar Bursa döner kebabının coğrafi işareti içinde belirtiliyor. Şimdi bu coğrafi işareti alan firmalar BTSO'ya ve Türk Patent Enstitüsü'ne karşı bir taahhütte bulunuyorlar. Yani biraz önce saydığım kriterleri uygulayacaklarına dair ve bundan ayrılmayacaklarına dair taahhüt oluyorlar. Hem de bunu yazılı olarak yapıyoruz. Yaklaşık 150 yıllık geçmişe dayanan Bursa döner kebabı her yıl kendini daha fazla insana tanıttı. Artık Bursa'ya gelenler bu kebabı yemeden kentten ayrılmıyor. Hatta pek çok kişi de bu lezzeti deneyimlemek için yolculuk molalarını Bursa'da veriyor. İstanbul'a gidiyoruz, Bodrum'dan geliyoruz. Bilerek burada durduk, yolu ona göre ayarladık, çıkış saatini. Güzel bir Bursa kebabı yemek istediğimiz için durduk. Genellikle bu dükkanı da tercih ediyorum. Çünkü çok otantik, bütün şeklini korumuş. Bir de yerinde yemeğin her zaman daha keyifli oluyor. Antalya'dan geliyoruz. Bayramdan sonra bir İstanbul turu yaptık. Muhakkak Bursa'yı bir görelim dedik. Bursa'nın da meşhur kebabını yiyelim diye buraya geldik. İlk kez geliyorsun. İlk kez geliyoruz. Caddede sorduğumuz kişiler Bursa'nın meşhur kebabını nereden yiyebilir, dönerin diye sorduğumuzda burayı önerdiler. Mavi, ileride küçük bir dükkan. Biraz sıra beklersiniz ama dedi, beklediğinize değer dediler. Biz de geldik. Bursa'da döner kebabı nerede yenir sorusu üzerine heykeldeki butik mavi dükkana gelip burada uzun kuyruklarda bekleyen vatandaşları içeride eşsiz bir lezzet karşılıyor. 89 yaşındaki bu dükkan yıllar içerisinde hiç değişmedi. Cevat İskender'in çocukları olarak ben ve iki kız kardeşim Neslihan İlgehan'la beraber mesleği sürdürüyoruz. Önümüzdeki sene 90. yıl olacak. Biz şimdi bu restoranda 90 yıldır dekorasyonu değiştirmeden, masaların yerini değiştirmeden, tipini değiştirmeden, kebabın içine koyduğumuz ürünlere sadık kalarak neredeyse hiçbir ürünü değiştirmeden aynı kebabı, döner kebabı üretiyoruz. Bizim isteğimiz, düşüncemiz bu restoranın büyüsünü bozmamak. Diğer şubelerimizi yaptık. Örneğin Bursa Carrefour AVM'deki, Bursa Korupark AVM'de ve Nişantaşı Şakayık Sokak'taki oralarda modern ve bu dükkanda sentezlenmiş restoranlar var ama burası böyle kalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyıları için fırtına uyarısında bulundu. Sarı kodlu uyarının ardından Bursa Valiliği'nden de paylaşım geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa başta olmak üzere Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege'nin kıyı kesiminde fırtına görüleceğini duyurdu ve sarı kodlu uyarı verdi. Marmara'nın güneyi Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ile Kuzey Ege'nin kıyı kesiminde İzmir ve Manisa'nın batısında rüzgarın fırtına ve kısa süreli olarak kuvvetli fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor. Pazartesi sabah saatlerinde başlayan fırtına, salı günü sabaha karşı 3'e kadar sürecek. Bursa Valiliği de meteorolojinin ardından açıklama paylaştı. Bursa'da öğlen saatlerinden sonra fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtınanın etkili olacağını duyurdu. Meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Uyarısı yapıldı. Bursa'da meyve tarlasından şeftali alan bir kişi canı çektiği için şeftalileri aldığını içeren bir not bıraktı. Notun yanında da şeftalilerin parası vardı. Bursa'nın İznik ilçesi Çamdibi mahallesindeki bir meyve tarlasının önünden geçen şahıs ağaçta şeftalileri görünce canı çekti. Arabadan inip kovada duran 1 kiloya yakın şeftaliyi topladı. Şeftalileri aldıktan sonra şeftalilerin kovasına 20 lira, cep telefon numarası ve "dayanamadık 1 kiloya yakın aldık, helal edin" notunu bıraktı. Fatih Öztürk isimli kişi sabah tarlaya geldiğinde kovada buldukları karşısında şaşırdı. Sabah 6'da işçileri aldım, tarlaya geldik. Asfalta cephe, köy yolunda bizim.
İşçilerle işe başlayacaktık. Kovaları dedim toplayayım, merdivenlerin işçilerin yanına götüreyim dedim. Bir baktım kovada bir not var. Sakaryalı olduğunu belirtmiş. 1 kilo şeftali aldım diye yazmış. Telefon numarasını yazmış. 20 lira da para bırakmış. Hakkınızı helal edin demiş. Ben de tuttum, yazdım, mesaj attım. Helali hoş olsun. Keşke dedim para bırakmanıza gerek yoktu. Yani daha fazlasını da alabilirdiniz dedim. Nektarin 10 lira, onlar 20 lira bırakmış. Çok çok teşekkür ettiler. Allah razı olsun. Yani ben de çok mutlu oldum. Yani böyle şey... Tarla sahibinin çalışanlarından akrabası olan Emine teyze de telefonla aradığı kişiyle konuşarak helal olsun dileklerini iletti. Kiminle görüşüyorum? Neredeymiştiniz? Ben İznik Çamdivi köyünde şeftali parası bulduk bugün. Para bırakmışsınız. Numaranızı bırakmışsınız. Onun için arayalım dedik. Çok sağ olun, sizin gibi duyarlı insanları aldığınızın karşılığını vermişsiniz. Biz de sabahleyin geldik, hemen toplamaya bulduk. Sizinle tanışmak istedik onun için. Nereden? Ay çok sağ olun. O kadar iyi oldu ki. Neredendiniz? Nereden uğradınız? Buradan geçtiniz? Ay, biz Sakarya'dan geliyorduk. İzmit'in Çamdiri köyünde bir cemiyetimiz vardı. Evet. Dayanamadım ama hani almak da içimden geçemedi bir türlü. Dedim böyle yapayım bari. Sabahleyin hemen bir işe çıkardık. Bir baktık karşımızda 20 lira. Bir bakar yazmışsın ona. Ona bizi böyle insanlar dedim, vatanımızda duyarlı, tabii göz hakkı almışsınız. Helal hoş olsun, afiyet olsun. Osman Gazi Belediyesi 11 Eylül Parkı'nda Türkmeneli Şehitler Anıtı'nı hayata geçirdi. Bugün anıtın açılış töreni yapıldı. Aynı zamanda Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde Destanlar ve Destan Kültürü kitabının lansmanı düzenlendi. Osman Gazi Belediyesi 11 Eylül Parkı'nda Türkmeneli Şehitler Anıtı'nı hayata geçirdi. Açılışı düzenlenen Türkmeneli Şehitler Anıtı'na tören için Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, TÜKSOY Genel Sekreteri Sultan Rayev, Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Başkanı Savaş Avcı ve diğer protokolle çok sayıda vatandaş da katıldı. Sadece buraya bir şey dikmek değil, İnsanların kafasında oluşan bazı olumsuzlukları kaldırmak ve yaşanan zulümleri unutmamak adına burada bu eseri burada inşa ettik. Hiç kimsenin bilmediği, unutturulduğu, unutmak istendiği işte Irak'taki Türkmen kardeşlerimizin o görmüş oldukları zulümlerin unutulmaması adına bu anıtımı da dikiyoruz. Bursa ana kucağıdır. Bursa Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Asya'da, Orta Doğu'da. Nerede bir sıkıntı, zulüm varsa oradan kaçan insanların ana kucağına geldiği gibi, ana kucağında nasıl kendini güvende, şefkatli bir elde hissediyorsa aynı şekilde hissedildiği bir şehirdir. İşte bizler de o açıdan bu şehrimize bu gözle bakarak hizmetlerimizi bu şekilde yönlendiriyoruz, şekillendiriyoruz. Bizim babamız Türk, bizim yüreğimiz Türk, bizim kalbimiz Türk. Bizim gücümüz birlikte, beraberlikte yaşasın Türk halkı. Osman Gazi Belediyesi aynı zamanda Altay Toplulukları Destanlar ve Destan Kültürü kitabının lansmanını yaptı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenen lansmanda müzik gösterileri de sahnelendi. Tarihi süreç içinde başta Türk topluluklar olmak üzere Altay'dan çıkan ve Avrasya'nın şekillenmesinde önemli rol oynayan Altay topluluklarının destanları ve destan kültürü bizler için ayrı bir önem kazanıyor. Destanlar halkların ve milletlerin ortak hafızasıdır. Medeniyetimize ve tarihimize her dönem sahip çıktık, çıkmaya devam ediyoruz. Bizler de bu mirasın varisleri olarak sahip olduğumuz ortak değerlerimizi yaşatmak, birliğimizi güçlendirmek ve ortak kültürümüzü yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Osman Gazi Belediye'miz ev sahipliği yaptığı 9. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu'nun bildirilerini Altay Toplulukları Destanlar ve Destan Kültürü başlığıyla kitaplaştırarak 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa etkinliklerine kültürel anlamda çok önemli bir katkıda bulunmuştur. Şiddetli sağanak yağış nedeniyle Ordu'nun Fatsa ilçesinde su taşkınları meydana geldi. Dere taşınca birçok evde ve iş yerinde baskın yaşandı. Kümesin içi de suyla doldu ve tavuklar telef oldu. İki balıkçı teknesi de battı. Dere taştı, evleri su bastı. Hayvanlar telef oldu. Evler çamur içinde kaldı.
Görüntülerin adresi Ordu'nun Fassa ilçesi. Ilıca, Kurtuluş, Yalıköy, Bolaman mahallelerinde derilerin taşması sonucu şehir merkezine yakın yerleri su bastı. Gece başlayan ve sabaha kadar etkili olan kuvvetli yağmur nedeniyle iki iş yeriyle 10 evi su bastı. İlçede bazı yollarda ve tarım arazilerinde heyelanlar meydana geldi. Kümeslerde su içinde kalınca tavuklar telef oldu. Irmak boşanmış, sel olmuş burada. Tavuklar 30 taneye yakın tavuğum öldü. Hayvanlarımı zor kurtardım. Ziyan abi cücükler vardı, cücüklerim de gitti. 20-30 tane cücüm vardı, onlar da gitti, öldü. İhbar üzerine ekipler geldi. Su basan yerler ve ulaşıma kapanan yollarda çalışmalar başlatıldı. Hani vatandaşlarımız çok dikkatli olması lazım. Yani gerekli uyarılarda zaten yaptık, yapıyoruz. Özellikle dere kenarlarında şu aşamada bulunmamaları gerekiyor. Çünkü meteoroloji malum bugün akşama kadar yağıştan süreceğine yönelik uyarı da var zaten. Özellikle en önemlisi can kaybı konusu. Böyle bir sıkıntımız yok çok şükür. Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Balıkçı Barınağı'nda demirli bulunan iki balıkçı teknesi de yağış nedeniyle battı. Yağış nedeniyle dere yataklarından gelen odun parçaları yine aynı barınağın içerisine doldu. Gece aşırı bir yağmur, aşırı bir fırtına ve nehir köprünün üzerine kadar çıkmış yani. Öyle bir çoğalma oluyor gece yarısından sonra. Lümanın işleri hep çalı çırpı doldu nehirlerden gelen. Köy yollarında bayağı hasarlar var. Yalıköy Beldesi'nde bir iki tane ana yol değil de tali yol köprüler hasar gördü, yıkıldı. İki tane balıkçı, amatör balıkçılar yani amatör teknemiz iki tane battı şu an suyun içinde burada. Bizim büyük gemilerde, normal balıkçı gemilerinde problem yok. Antalya'da bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Yangın sırasında evde mahsur kalan iki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı. Yangın çıktı, iki kardeş evde mahsur kaldı. Antalya'nın Kepez ilçesinde bir evde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar 112 sağlık ekibine haber verdi. Yangın sırasında 5 ve 7 yaşlarındaki iki kardeş evde yalnızdı. İki kardeşin balkona çıkması sonucu çevredeki vatandaşlar çocukları kurtarmak için evin kapısını kırıp içeri girdi. Yoğun dumandan dolayı sadece Berkan Bey'i kurtarabildiler. Çocuklar orada yandığını gördüm. O şeyin işte kapıyı giriyordum ama giremedik. İçeriye giremedim. Yani yarıya kadar giriyorum geri dönmek zorunda kalıyorum. Duman o kadar çok yoğun duman vardı ki. Allah'a emanet. Müdahale edemedim. Başka bir yerden şart. İtfaiye geldi işte oradan. Çocuğun biri burada balkonun dibindeydi. Suyu tuttuk ama çocuk bayağı yanmıştı ayağının altı. Neredeyse kemiğe gelmiş bilmiyorum. Psikolojik durumu, yanık durumu ne durumu? Şerzan Bey balkonda mahsur kaldığı esnada alevler tüm evi sardı. Vatandaşlar küçük çocuğa hortumlu su tutarak alevlerden daha fazla etkilenmemesini sağladı. Ben karşı komşuyum. Evden kalabalık ses gelince Şamata dışarı çıktım ki alev çıkmış, çocuk dışarı çıktı. Ben hortumu açtım, çocuğu yönlendirdim. Dedim ki adını işte Kerim dedim bu tarafa gel. Suyu tuttuk, hanım kovalarla beraber atabildiğimiz kadar çocuğu kurtardık. Sonradan da itfaiye geldi. Zaten yanıyor alevin içinde, hortumla su tutmasak yanıyor çocuk. Kesin yanıyor, kurtarma şansı yok. Ama Allah kimseye öyle bir şey göstermesin. İtfaiye ekiplerinin de olay yerine gelmesiyle yangına müdahale edildi. Ardından balkonda büyük korku yaşayan Şerzan Bey kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan iki kardeşten Berkan Bey'in sağlık durumu iyi. Kardeşinin ise ayağının altında yanıklar var. Geçtiğimiz yıl yaz mevsiminde 5000 civarında olan vaka sayıları bugünlerde 3 katı artış gösterdi. Vakalar 15.000'lere dayandı. Uzmanlar vatandaşların kendilerini korumaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Türkiye'de geçen yıl bugünlerde 5000 civarında olan vaka sayısı bugünlerde 3 katı arttı ve 15.000'lere dayandı. Vaka sayılarındaki artış için uzmanlar uyardı. Geçen yıl yasakların olduğu dönemdeki vaka sayılarına göre neredeyse 3 katına yakın vakalarımız var. Ölen hasta sayısı neredeyse ve yatan hasta sayısı neredeyse yok denecek kadar az. Yoğun bakımlarda yatan hastaların büyük bir çoğunluğu da genel durumu düşkün olup da tesadüf pozitif gelen hastalar. Yoksa aşısını olup da aşılarını tam olan kişilerde
hala akciğer tutulumu gözlenmiyor. Bu şu demektir, olduğunuz aşılar hala omikron varyantında akciğere inmesini önlediğini görüyoruz. En son açıklanan haftalık COVID-19 tablosunda 4-10 Temmuz arasında vaka sayısı 117.095 olmuş, 31 kişi de vefat etmişti. Haftalık açıklanan vakanın günlük olarak 15-16 binlerde olduğu söyleniyor. Özellikle yeni mutasyon, yani aşıdan kaçan, aşının etkisinden kaçan yeni mutasyonlar olursa akciğer tutulumları ve yoğun bakım yatışlarının olacağını bekliyoruz. Şu an için mevcut aşıların hala etkili olduğunu görüyoruz. Çünkü yoğun bakımda ve servislerde yatan hastalarda ciddi akciğer tutulumunun olmadığını görüyoruz. Avrupa'yı bir süredir etkisi altına alan aşırı sıcaklar birçok ülkede alarm verilmesine sebep oldu. Avrupa'da şimdiye kadar 1000'i aşkın kişi sıcaklardan dolayı hayatını kaybetti. Sıcak hava dalgası tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Avrupa'da birçok ülkede ulusal acil durum ilan edildi. Fransa'da 15 bölgede kırmızı, 51 bölgede ise turuncu alarma geçildi. İngiltere'de ülke tarihinde ilk defa yüksek sıcaklıklar nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi. Yüksek sıcaklardan dolayı okulların erken kapanabileceği ve hastane randevularının iptal edilebileceği belirtiliyor. Fransa'da 15 bölgede kırmızı, 51 bölgede turuncu alarm verildi. Sıcaklıkların 40 dereceyi aşması bekleniyor. Belçika'da da durumlar farklı değil. Ülkede çöl sıcaklıklarının yaşanacağı bildirildi. Halka zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyarı yapıldı. Almanya'nın güneyinde ve batısında derecelerin 41'i göstermesi bekleniyor. Uzmanlar can kayıpları konusunda uyarıyor. Aşırı sıcaklar sonucu İspanya ve Portekiz'de ölüm sayıları ise 1000'i aştı. İngiltere, Fransa, Belçika ve Hollanda aşırı sıcaklara bağlı can kayıplarını açıklamadı. Fransa'da aşırı sıcaklıklardan dolayı orman yangını başladı ve 6 gündür ormanlık alanlar alev alev yanıyor. Söndürme ve tahliye çalışmaları da devam ediyor. Fransa'nın güneyi alev alev yanıyor. Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde aşırı sıcaklar nedeniyle orman yangını çıktı ve 6 gündür devam eden yangında binlerce hektarlık alan küle döndü. Fransa Meteoroloji Ajansı ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde sıcaklığın 41 dereceye ve kuzeybatı bölgelerinde ise 35 dereceye yükseldiğini açıkladı. Yüksek sıcaklık rekorlarının kırılması bekleniyor. Hafta sonu boyunca yangınla mücadelenin devam ettiği bölgede binlerce hektarlık alanın daha yanması sonucu toplam 14 bin hektar alan küle döndü. Landiras kasabasında yangınların başlamasından bu yana en az 4100 kişi tahliye edildi. Gironde bölgesi genelinde ise tahliye edilenlerin sayısı 14 bine ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Bu saldırı sonucunda saldırgan da dahil 4 kişi hayatını kaybetti. AVM'ye geldi, dehşet saçtı. Silahlı saldırının adresi Amerika Birleşik Devletleri'nin Indianapolis eyaleti. Indianapolis'teki Greenwood Park alışveriş merkezine gelen bir kişi silahla ateş etmeye başladı. Saldırı sonucunda 3 kişi yaşamını yitirdi. AVM'de bulunan bir silahlı kişi ise saldırganı başından vurarak etkisiz hale getirdi. Saldırgan olay yerinde hayatını kaybetti. Düzenlenen saldırıda saldırganla beraber 4 kişi can verdi. Bu haberle de bülteni noktalıyoruz değerli izleyenler. Yarın yeni gelişmelerle 19'da karşınızda olacağız. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.